İnsan kendi meşrebinin hakikat meratiplerinden bir meratip olduğuna inanırsa diğerlerine de hak hayat vermiş olur. Yani hakikat neydi? Esma-i İlahiye. Hakikat Esma-i İlahiye. O Esma-i İlahiye'nin mertebelerinden bir mertebesini kendisine mazhar olduğunu kabul ederse, hakikatin de bak, hakikatin bir esma, hakikatların esmaların, hakikatların tek olmadığını, kabul ederse, kendisini bir mertebeye mazhar olduğunu bilirse, diğerlerine de hakka hayat vermiş olur. Tersi olursa, kendisinin dışında hepsi yanlış veya ciddi eksiklik içinde zanneder. Bize ne katacak bu? Şimdi esmayı tek mertebe kabul eden, manayı tek kabul eden, yani insanı tek kabul eden, ilişki ve çelişkilerini bilmeyen, neredeydi? 208 miydi? Arkadaşlar, kardeşler, mevcutta hiçbir şey tek başına olamadığı için, yani şu mevcut var ya, eşya, hiçbir şey, kimyacılar da biliyor, tek başına hiçbir şey yok. O zaman hiçbir şeyi tek tek düşünemeyiz. Düşünülemez yani. Hidrojen, oksijenle beraber, karanlık, aydınlıkla beraber. Bizdeki sorun şu, ta buradan çıkıyor. Sorun nereden? Nefsül emirde, realitede, yani işin gerçekliğinde hiçbir şey tek bulunamazken bizdeki düşünceler, fikirler, hisler tek tek nasıl düşünüyoruz? Yani ilişkisiz ve çelişkisiz fikirlerimiz, düşüncelerimiz, hislerimiz, duygularımız siyah ve sibaksız, ilişki ve çelişkisiz bir şey ortaya çıkmaz ki. O zaman ortaya çıkan bir nefret veya muhabbet bütünseldir. Bütünselin içindedir. Bir misal vereyim. İsa abi vefat etti. İsa abi, bu eskide Çağlı'da müdavimlerindendi, orduluydu. Yeni haber aldım. Bir şey anlatacağım. Şimdi bir başkaları vefat edince çarlak kal duymazken bu beni etkiliyor. Etkiledi ya. Niye diye düşündüm ve bunu yazdım. Çünkü bize yaptığı bir temessülatları var. Ben ona üzüldüğümü zannediyorum ama onun varlığı bende daha önce 20-25 sene beraber hizmet ediyorduk, koşturuyorduk. Arabası vardı, hizmetin arabası yoktu. Onunla yaptığımız hizmetler hatırıma geldi. Yani bu memlekette sağa sola gitmişsem 20 sene önce onun vesile olmuş arabası. Allah selamet versin, kartalı vardı. Derdi ki nerede, tak orada bırak, donarsa kış. Ya İsa abi gidiyoruz köylere, ya kar var, ya donarsak arabada beraber donacağız. Böyle bir zat. Şimdi beni başka bir yere sevk etti. Bunu malzeme olarak anlatıyorum size. Demek ki ona üzülmek gibi gözükürken onun bizdeki temessülatları var, insibaları var, inikasları var. Ben de duruyordum. Şimdi o varken bu bende yaptığı tesirler, inikas, temessülat, insiba, böyle bir hayatıma kısmen malzeme olmuş.
ona üzüldüğümü zannediyorum ama aslında bendekilerin aslında kopuk gibi hissediyorum. Yani bendekilerin bende kalmış, aslı gitmiş. O zaman aslında beni yapılandıran şeylerin yok olmasından üzülüyor. Çünkü hiç alakasız bir insan vefat etse, alaka duymuyorsun. Şimdi o zaman bizdeki o sıkıntı var ya, sorun, ölüm korkusu olur, Allah ile iman meselesi olur, eşimle olur, hizmetle olur, kardeşlerle imtihan oluruz. Yani onların bizde dört tane kardeşlerin bizdeki inikasları, temessulatları, insibaları, tereşuatları bizde bulunuyor. Arkadaşlar, kimyada hiçbir şey tek başına, fizikte bir şey tek başına, doğada yokken, karanlık, aydınlık, iman, küfür, Allah, şirk, biz insanların davranışlarını ve insanlarını mazisinden ve usul ve furuğundan, geçmiş ve geleceğinden, bütünselliğinden koparıp tek başına düşünmek hatamızdan geliyor sıkıntı. Yani kimyada misal verdim, bir şeyi tek düşünemezsiniz. Onun ilişki ve çelişkileriyle beraber nefsül emirdeki, realitedeki gerçeklikleriyle düşünmek zorundayız. Yani hidrojeni oksijensiz suyu düşünemezsiniz böyle gibi. O zaman insanın duygularını, fikirlerini, hislerini ilişkisiz ve çelişkisiz, usul ve furuğundan, siyak ve sibakından koparıp tek başına düşünmekten bizde sorun oluyor. Mesela nedir o? Kabir. Bak, tek başına bir düşünüyorsun, Allahsız, bedensiz, ruhsuz. Yani ben bedenim, oraya girdim. Bakın, ruhsuz düşününce, ruhlu düşününce, Allah ile düşününce, düşünmeyince, o zaman biz şeye alışacağız. Damarımıza bassa bile, bizi rahatsız etse bile, eşim, kardeşim, dava arkadaşım, hepsini böyle ilişki ve çelişkileriyle, siyah ve sibaklarıyla bize bunun mazisi ve müstakbeliyle beraber düşünmeli. Beraber düşüneceğiz. O düşünülmese sorun oluyor. Sorun ondan oluyor. Şimdi insan kendi meşrebini, esmanın bir hakikati olduğunu ve nihayetsiz mertebeler olunca esmaların nihayetsiz meşrepler olacağını bilen insan, kendisine ters gibi gözüken, yanlış gibi gözüken şeylerin de bir hakikati olduğunu hakkı hayatı vererek kendi aleminde düze çıkıyor. İlişki ve yaşam, yani yaşamak, yaşam, doğa ile, insanlarla ilişkilerde bir sanattır. Evlenirken der ki 10 tane küfür var, yani denklik. Ustad, asın imamı olarak geçmiş ulemanın bir şeyini farklı yere koyarak farklı bir şey getirmiş. Diyor ki, evlenirken, yani insan ilişkilerinde bir, din, sonra ahlak, sonra sanat deyince, Osmanlıcadan sanata çevirince, yani sanatkarlık, yaptığı iş, o da olabilir. Ama fakir öyle anlamıyor. Şimdi ustad dini ikinci yere koyuyor. Kastamonu 252'de. İlk önce neyi koyuyor? Hatırlarsınız. Neyi koyuyor? Hatırlayan var mı?
Seciyeten diyor abi. Seciyeten. Bak ahlak. Şimdi bu ahlak sanattır. Yani anlattığım doğada, fizikte, kimyada hiçbir şey tek bulunamaz. O zaman senin düşüncelerin, gir içeriye, fikirlerin, gir içeriye hislerin, duyguların, latifelerini tek düşünemezsin. Mutlaka ilişki ve çelişki, siyak ve sibakından, usul ve furularından beslenmiş. Tek onu düşünmeyeceksin. Böyle eşine, dostuna, kardeşine, bana, ben sana böyle bakabilmek bir yaşam sanattır. İşte evlenmekteki üçüncü kategoride olan sanattır diye derken kendini yönetebilme düşüncelerini, gir içeriye fikirlerini, gir içeriye hislerini, gir içeriye duygularını, gir içeriye latifelerini bütünsel getirip kendini yönetebilmek bir sanattır. Onun için büyük zatların bir sözüdür. Benim değil, Osmanlıcadan çevirdim. Yaşam bir sanattır. Yani bu sanatın düşünce ile bedenin, ben ile ötekinin, hadiselerle olayların kendi içsel sezişleriyle fikir, his, duygu ve latifeleriyle hamurlanarak eylemde yaşama sanatıdır hayat. Bu arada Gafur Emre farklı isimle giriyor. Herkes kendi isimle girsin ki biz bilelim. Farklı isimle girdiği için almıyorum. Kendi ismine dönüşsün, kim olduğunu bilelim, alalım. Tamam. O şimdi garip garip isimler kullanıyor. Evet. Mutlaka sana dönüyor. Akıllı olsun. Evet, anladım abi. He. Yani kendisini kendisiyle ifade etsin. Tamam. Şimdi yaşam bir sanattır. Seni rahatsız edeceğini tahmin ediyorum. Yaşama bir sanattır. Hayat bir sanattır. Bunlar diri olursa bu manalar insanı diriltir. Demek ki yaşam bir sanattır der ecdat, alimler. Yaşam bir sanattır, beceridir. Arabayı tamir etmek gibi, bedeni tamir etmek gibi, kendini tamir etmek farklıdır. Mesela bir doktora tamirci sormuş. Bunu lütfen dinleyin, çok hoşuma geldi. Tamirci doktora demiş ki, siz insan bedenini tamir ediyorsunuz. Doktorum iyi dinlesin, iki tane doktor var şimdi. Siz insan bedenini tamir ediyorsunuz. Biz de arabayı tamir ediyoruz. Netice itibariyle siz de bedene biniyor insan. Siz, benim yaptığıma da arabaya da siz biniyorsun. Niye siz uçuk para alıyorsunuz da biz o kadar alamıyoruz? Demiş. Veya niçin toplumda siz fazla saygınlık görüyorsunuz da biz fazla görmüyoruz diye saymış. O düşünen bir kafaymış doktor. Herkes bir şey der ama o iyi demiş. Siz demiş, istop etmiş motoru tamir ediyorsunuz. Biz çalışan motoru tamir ediyoruz demiş. Tamam. Yani bir sanat iş yaptı. Adam demiş, ben de etkilendim. Vay be. Hakikaten çalışan kalbi çalışırken kalbi tamir ediyor. Sen şimdi motoru çalışırken pistonunu söküp tamir edemezsin. Yani sanat ilahi. Acayip bir şey yani böyle. Onun için ben burada şunu kastediyorum. Sorun, düşünce sorunu olur, kişisel psikoloji sorunu olur. Ben çok severim yani bütünsel düşünmeyi çok seviyorum. Sorun nereden kaynaklanıyor? Düşünce sorunu nereden kaynaklanıyor? Buna şeyde de Osmanlıcadan onu çevirince yaşam bir sanattır. İlgimi çekmiş. Şeyde de felsefede bunun tabiri nedir diye merak ettim. Yani yaşam bir sanattır. Bu mevcut olanları rasyo demiş felsefe buna. Yani bu anlattıklarımı şöyle tanımlamış. Yani zenginlik olsun diye bu tabiri size de kazandırayım. Felsefede bu anlattığım 15-10 dakikadan beri anlattığım şeye rasyo demiş. Yani ne demek? Mevcut olanları
yani her bir ferdi bütünlükle ilişkilendirmek, parçayı bütünlükle ilişkilendirerek oranlamak ve matematik diliyle bilimsellik kılıfıyla ifade etmek demiş. Yani dediğim gibi düşüncelerimizi içeriye giriyoruz. Hep içeriye, dışarıdan düşüncelerimizi, fikirlerimizi, hislerimizi, duygularımızı ve latifelerimizi de ortaya çıkan haletler var. Onları tek tek düşünmemek gerekiyor. Çünkü bunların bir usul furu var, siyak ve sibakı var. Bütünsel düşüneceğiz. Mesela kendi içsel sezişleri var. Fikirler, hisleri, duygular, latifeler. Bunları harmanlayarak dönüştürmek lazım. Bunlar diri olduklarından insanı diriltirler. Ve bu bütünsel, yani eşya kimyada ve fizikte tek bulunamazken, düşünceler bizde, fikirler, hisler de tek bulunamazlar. Mutlaka ya bir sürecin sonucudur, ya başka bir sürecin mukaddemesidir. Mutlaka bir şeyle beslenmiş ve besliyor o fikir ve his. Besleniyor ve besliyor. Tek düşünürsek, tek düşünürsek, tekleniriz. Ve bizi öldürür bu. Aile münasebetlerinde, duygusallık, fikirler noktasında etkileniriz. Onun için yaşam bir sanattır. Yani bunu becermek gerekiyor. Nasıl beceririz? İşte konuşuyoruz, işte sohbet ediyoruz. Sohbet döllenmektir. Aklı iksirlemek, kalbi mayalamaktır. Sohbet ihvan, tilaveti Kur'an, münacatı Rahman. Sahabenin lügat manası ne demek? Peygamberin aleyhissalatü vesselamın sohbet arkadaşları demek. İçerisi nedir? Anladığım kadarıyla insiba, inikas, temessülat ve insicam. Yani sahabeyi, sahabeye kendisini takdim ediyor. Sohbet takdim etmektir. Kendini ona vermektir. Kendini ikram etmektir. Bir kahve ikram değil. Sohbet ederken kişi kendisini ikram ederek onları fikren, vicdanen, kalben, ruhen yapılandırmaktır. Ve o dört taneyi akıl, vicdan, kalp, ruh bütünlüğe getirmek, orada işlemek, yani tamir etmek. Başka şey yapayım. Bunda noktasında simge görünmezi, simgeler nedir mesela? Görünmezi, bilinmezi görünür ve bilinir kılmak içindir. Niçin? Çünkü simgenin tanımladığı mana kendisi taşıyamıyor. Onun için ünvan olmuş, alem olmuş. Görünmezi, simge neymiş? Görünmezi, bilinmezi görünür ve bilinir kılmak içindir. Görünmezi, bilinmezi görünür ve bilinir kılmak içindir. Ve bu arka tarafı, yani o kadar mana yüklü ki onu kelam taşıyamıyor. Neye benziyor bu? Rüyaya da benziyor. Rüyalar niye tabire, tevhile ihtiyaç var? Tabir ve tevhile. Çünkü rüya alemi şehadetin simgeleriyle, yani malzemeleriyle, sembolleriyle alemi gaybı okumak, orayı burayı yapmaktan kaynaklanıyor. Malzeme buradan, mana oradan. Biraz zor oluyor. Yani mesela sakal ile görüyorsun. Sakal aslında sıkıntı. Yani buranın simgelerini kullanarak orayı okumak ve orayı buraya taşımak, onun için yorumlamak zordur. Ondandır ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herkese rüyanızı yonturtmayın.
Yoldurmayın. Tavuğu yolarsın ya. Tabir, yani biz tabir diye tevil etmişiz. Yoldurmayın. Öyle inanırsınız, öyle muamele görürsünüz. Niye? Çünkü rüya gündüzü bırakıp oranın zemini olan gecede bu alemin manasını bırakıyorsun ama bu alemin simgelerini, arabasını, atını, devesini, ne bileyim, kullanarak orayı okumak veya orayı buraya taşımak. Buraya hakimiyetlerin bu simgelerle orayı okumaya çalıştığı için buraya hakimiyetlerini kaybederler. Yani buradaki hakimiyetini kaybediyorsun. Simgeyi kullanmasının sebebi, harf kullanması sebebi kendini aşan manayı gösterir. Mana harfi aştığından dolayı simge ve sembol kullanılır. İlmi ledun, aldınız değil mi? Tamam. Verilene kesbi olmamış, imtiyaz kılınmış kişi. İlmi ledun, bunu da ilk defa şey yapacaksınız, böyle çok hoş bir şey. İlmi ledunu temsilcisi Hızır Aleyhisselam ya, verilene kesbi olmamış. Yani kendi kazanımı değil. İmtiyaz, yani verilerek imtiyaz kılınmış kişi. Niçin imtiyaz? İlmi ledunu Allah verir. İlmi sen istersin. İlmi ledunu Allah verir. Dolayısıyla imtiyaz kılınmış oluyorsun. Ama bunu hak etmek değil, rıza-i ilahiye mazhar olmuş. Yani bunu hak etmemiş, rıza-i ilahiye mazhar olmuş, imtiyazlaşmış anlamına geliyor. 12. sözde galiba hatırlarsınız. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَكَتُوتِيَ الْخَيْرَ كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona çok hayırlar verilmiş. Hikmet ilim değildir. Çok gariptir. Mahkemat hatırlar mısınız? Hikmet çömleklerinde ilimler olur. Hikmet çömlektir. Yani kaptır, suyun kabıdır. Manevi olarak şarabın kabıdır. İçinde şarap konur. Usul bakımından, kelam bakımından kelam hikmettir. İçinde ilim vardır. Hakim ismine bakar. İlim ise subutu sıfata bakar. Şimdi demek ki ilmi ledun imtiyaz kılınmış oluyor. Kesbi olmamış. Başka bir misal vereceğim. Başka bir şey, konu. Ondan sonra bir de irşat okuyacağım, keseceğim. Aşı insanın aşabileceği zehirdir. Aşı zehir veriliyor. Ne kadar veriliyor? Aşabileceği kadar veriliyor ki önemli olan bununla tanışsın. Çünkü bunun babası gelecek. Dedesi gelince bununla savaşını öğrenmiş, dövüşünü öğrenmiş, zaaflarını seyretmiş. Mesela biraz sporla meşgul olanlar bilir. Yarışmaya dövüş sanatı olur, boks olur, güreş olur, atletizm olur, koşu olur. İlk önce yarışacağı kişiyi daha önce yarışmışsa onun videolarını seyreder. Zaaf noktalarını, güçlü yönlerini öğrenir. Paldır küldür diye linke çıkmazlar. Aşı da buna benziyor. Belki bunu niye kullanıyorum bir şeyde? Ta insanın pan zehirlerini aktif etsin, istidatlarını kabiliyete geçirsin. Zehir verilerek panzehiri aktif ediyorsun. Panzehiri üretiyorsun. Yani ta insanın panzehirlerini aktif etsin, istidatlarını kabiliyetine geçirsin. Fazla dozu verirsen öldürürsün. Aynen bunun gibi günahların vücudu
tövbe, nedamet ve istiğfar sistemini aktif etmek, nefsin meratiplerini aktif etmek, mevcuttan sıyrılıp vücut kazanmaktır. Yani bu günahlar da günahlar kabul et şimdi. Aynen bunun gibi günahların vücudu tövbe, nedamet, istiğfar sistemini aktif etmek. Nefsin meratiplerini aktif etmek, mevcuttan sıyrılıp vücut kazanmaktır. Yani mevcut, bu var olmak, bu vücut kazanmak biliyorsunuz, daha önce konuştuk, ayrı bir şeydir. Şimdi son bir yerde okuyorum, ondan sonra gireceğim. İrşat etmek. Ne demek? Ya merak ettim, bu irşat kullanılıyor. Yol gösteriyor, işaretler veriyor, işaretleri birbirleriyle ilişkilendiriyor ama yani irşat etmek, kendisi yürümüyor, yol gösteriyor, işaretler veriyor, işaretleri birbirleriyle ilişkilendiriyor ama keşif ve içsel iç sürmeler bize bırakılıyor. Yani yol gösteriliyor, ilişkilerini, çelişkilerini gösteriyor ama keşf ve içsel sezişleri bize bırakılıyor. Adresi ben sana tarif ediyorum, ustad bize tarif ediyor, bana arkadaş tarif ediyor ama yolda ben yürüyeceğim. Kişinin talebine bağlıdır bu irşat. Talep edilene verilen cevap da denir irşat. Derdi olana verilen devalardır irşat. Böylelikle sevgili arkadaşlar, ısınmamızı şey yaptık, ifade ettik. Şimdi taakkule geçiyor. Herhalde 30 yarım saat olmuş. Abi bir sual sorabilir miyim? Bu ilmi nedirle alakalı. Tamam sor. O zaman kapatmayayım neydi? Evet, devam et. Abi bu şimdi hak etmek dediniz. Biz çok sıkkın bir zamanında dima dersindeyken dersi zor geçiriyordum. Ders arasında siz bana dediniz ki gafur neydi derdim. Ben dedim ki abi ben bu dersi hak etmediğimi düşündüm. Dediniz ki hiçbirimiz zaten hak etmiyoruz ki. Hak etmeden bunlar bize veriliyor. Şimdi soru bir. Hızır hak etti mi? Yani sanki ben kurbiyetle akrabiyet gibi görüyorum bunu. Hızır yani bir şeyi hak etti mi? Yahut da Hasan abi nasıl ki enelerin cemül cemi meçhul diyorsak acaba akrabiyetlerin cemül cemi de Hızır mıdır? Hızır olarak tecessüm mü etmiş abi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu kadar. Kardeşler ne diyorlar? Var mı bir şey diyecek? O zaman bak. Abi bu manevi dersler kısmını bir ara bakmıştım da. Mesela hani üstad diyor ya 80 yaşındaki bir yaşına baktığındaki müşahedesinden bahsederken iki husus söylüyordu. Bir tanesi manevi dersler, bir tanesi de telkinat diye söylüyordu. Şimdi abi manevi derslere biraz bakmıştım. Onu da insan vaziyeti itibariyle esmadan ders alıyormuş. Yani bulunduğun vaziyete göre esmadan ders alıyor ve ona göre hareket ediyor. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ı benden hariç bir şey düşündüğümüzde veya birinci mertebeyi hayatta işte diyelim ki Hay isminin işte esma boyutundaki bir işte tecellisi olarak baktığımda bu vaziyete göre öbür vaziyete de geçme halinde esma dersi verirse tezahür edecek diye anlarsam eğer hani ben kendimden ayırmamış olurum. Ama diğer türlü ayırdığım zaman dışarıdaki birisi gibi düşündüğüm zaman hani bu biraz şey gelmiyor. Yani nasıl söyleyeyim? Benden uzaklaşıyor gibi oluyor yani. Evet. Şimdi şöyle daha iyi olsun. Efendim abi. Buyur Mehmet kardeş. Bir de örnek veriyorsunuz ya abi. Şimdi tamam veriliyor, kesin veriliyor ama bir de şu bir gerçek var. Allah'ın da bir adeti var yani adetullahı var yani. Yani karpuzu
götürüp şeyde Sibirya'da yetiştirmek çok zordu. Yani mutlaka onun da yapısı yani müsaitleştirir. Yani alt zeminin kendisinden de mutlaka bir hak ediş vardır. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam nasıl peygamberliği ve çekirdek olma hasebini hak ettiyse bu manada ilmi ledunu da kişinin de bir şekilde zemini müsait olduğuna olması gerektiğine inanıyorum. Ya yoksa o ilmi ledun onda inkişaf etmez. Bu evet. Hudiye toprağı nasıl ona müsaitse bu da bunun gibi düşünüyorum. Bak evet bak şimdi. İman senin kazanımın değil. Değil mi? Peki kazanım nedir? Doğru itikada verilen cevaptır. Allah da öyle vermiyor. Değil mi? Yani mesela Mehmet kardeşi teyit için söyledim. Doğru. Yani batıl bir itikat imanı şirklerle dolu, kuşatılmış. Doğru itikada verilen cevap imandır. Bana dün müydü? Gafur bunun üzerine çok duruyordu bir ara. Biraz oradan kopsun diye alakasız davrandım kasten. Çünkü baktım çok fena içeriye çekiliyor. Şey demedim, şimdi söylüyorum. İmanı tanımlarken ben 284 mektubattan söyleyeyim. Hakikat-ı âliyeyi nefsil emriyenin unvanıdır. Yani şimdi evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniyelere bütünleşmesiyle katta ortaya çıkana iman. Yani o mektubattaki tabir böyle. Ne? Hakikat esmadır. Bütün kainatı yaratmış numune. Yani iman. Şimdi bu sorunuza geleyim. Fazla uzatmayayım. Bu evamiri tekvini ile gafur, ayat-ı tekvini çok imtizaç ettiriyordu haklı olarak. Ama çok ilginç yani. Çünkü anafor böyle. Baktım beni de çekiyor çok. Nasıl açılır diye merak ettim zihinde. Zihinde ayat-ı tekviniyeler, marifetullah. Allah'ta marifetullah yok yani. Çünkü kazanımdır marifetullah. Yani kemalat gibi mesela gibi değil. Böyle arif olmak, marifet kazanmak. Allah aşağı kazanmaz. Allah var zaten. Şimdi bu ilmi ledun elbette ki al sana çünkü hakim ismine bağlı o. Hakim iç çekiyor. Hakim olduğu için hikmetsiz yapmaz Allah. Bunu pat diye al sana vermez. Nerede misal verdim? Doğru itikada verilen cevap iman. İçerisine biraz girelim. Bu biraz avami ifade. Doğru itikada verilen cevap iman. Evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniyelere dönüşmesinde ruhta ortaya çıkan zeminsiz zemine Allahça verilen cevap imandır. Yani evamiri tekviniye, Kur'an'ın emirleri, nedir o Kur'an'ın emirleri? Kelam sıfatından geliyor. Zihindeki o şeyler nereden geliyor? Kudret ve irade sıfatı. Ötekisi ise kelam, kelam ne ifade ediyordu? İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. İrade ve kudreti de zihindeki ayat-ı tekviniyeler tazamun ediyor. Bir araya gelince kalpte ortaya çıkan zeminsiz zemine Allahça bir cevap geliyor. Onun adı iman. Çok ilginç bu tabii. Bu sonra anlaşılacak bir şey bu. Zor bir şey. Hakim ismini, hikmet ilmi ledunu Kur'an lisanıyla olursa bunun üzerine çok konuşma yerine güzel bir misalle şey yapayım. Kur'an'ın sari ifadesiyle zahiri şeriatın temsilcisi ve mümessili ve aynı zamanda eylemcisi, çalışan, zahiri şeriata tıpatıp uyan ve çok kızan Hazreti Musa temsilci budur. Hikmet ilmin mümessili de Kur'an'da Hızır Aleyhisselam deniliyor. Musa Aleyhisselam'a niye verildi? Bir istedi. İsteyene verilecektir. İstedi. Ne ile istedi? Hem fiilen hem lisanen istedi.
ve ona uygun yaşadı ve hak etti. Yani abes iş yok. Ama bu ilme ledun kazanılan bir şey değil. Fiilen ve doğru itikaden, yani doğru fiile, doğru itikada verilen rıza ilahinin ifadesi. Ben bunu niye anlattım bugün biliyor musunuz? Bir baktım ki rıza ilahi, mesela ustad diyor ki tarihçede 189 mıydı böyle? Mektubatta vardı, oradan almış. Oradan ders, o dersim ailece okuyorduk, o tarihçede de gördüm. Şeyi söylüyor. Bir bak kafamda aldı bak. Allah Allah aldı Cenab-ı Hak. Çok harika bir şeydi ama neyse. Yani öyle abes, tevafukat. Ustad bunun üzerine çok duruyor. Tevafukat. Ondan sonra sağlık teşekkürler. Tevafuk dursun burada. Çok mu üzerine duruyorum dedi. Hayır. Lütfen bunu şey yapmayın. Allahça en ufak bir alamet-i makbuliyet, onaylanmak. Ne olur? Rıza ile için söylüyorum. Hayatınızda ne olur? Allahça onaylandığınıza, rıza ile için bir daha söylüyorum. Allah tarafından Allah'ın hoşlanacak bir şeyle onaylandığınızın küçük bir ipucu var mı hayatınızda? Mesela iman, mesela ders vesaire. Mesela Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Dinine hizmetçi seçer vesaire. Sevdiklerini sevdirir. Onu öp de başına koy. O ufak delik gibi gözüken Allah için ufak değil. Allahça onaylanmak anlamına gelen rıza-i ilahi Allah fiilen cevap veriyor. İlmi ledun veriyor. İlmi ledun hakikat bin insanların ne yapar? İçselini ilmi ledun gelince ne olur, ne işime yarayacak? Aklını çizgiye koy. Ayasofya'yı, Mescid-i Aksa'yı, Kabe'yi. Cetvel koy, aynı. Akıl, vicdan, kalp, ruhu düzleme, kıblesine koyar ilmi ledun. Ve öyle bir bakışı var ki Allah'ın nuruyla bakar. Mektubatta geçer. Onlar Allah'ın nuruyla bakarlar. Öyle bir süreçleri var, öyle bir meratipleri var ki Allah Resulü'nde tezahür etti. Haşa, affet ya Rabbi. Yani senin rızan için, senin muhabbetin için ifade etmeye çalıştığım kelamlarımda kusur varsa Allah'lığın hatırına affet bizi ya Rabbi. Yani gel daha kul olmayan, abdina demiş Miraç şeyine, abd denmesi için cismen olması lazım. Gel yanımda dur, kendi sürecini kendin seyret. Ta buraya kadar ilmi ledün gidebiliyor. İlmi ledün doğru itikada, doğru fiile, bu bizi neyi hatırlatıyor? Sırat köprüsü, kılıçtan keskin, kıldan ince. Yani doğru fiil, doğru itikad. Bütünselliğe Allahça verilen cevaptır. İlmi ledun, Allahça ki yeri nedir? Rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi. Abicim, o kadar güzel. Sanki özür diliyorum. Beni susturacaksınız, ne olur susturmayın. Çünkü sanki kalbimi okuyarak bir an bir kelimeyi telaffuz ettiniz. Hep yine o yerle birleştirmişim. Bodrum dersinde Kab-ı Kavseyn'den bahsederken tabiri caizse Allah-u Teala beni yanına oturmuş, beni yaratırken beni bana izlettiriyor. Şimdi o makam sanki Hızır'ın makamı gibi geliyor bana. Cennetteyken Adem Aleyhisselam o makamın altındaydı abi.
Çünkü suretini bilmiyordu. Yani suretten hakikati birleştirip sanki mahiyet makamı, sırrı insani oluyor dini gibi düşündüğüm bir an için bilmiyorum dersiniz. Aynen öyle. Miraç olmamıştı biliyor musun Adem Aleyhisselam'ın? Miracı, cennette miracı olmamıştı. Miracı olsaydı cennetin üstü olan ağaç, lefimaz, oralar, kabuk, hepsen, imkan ve vücut. Peki nasıl bir miraç vardı orada? Allah orada gözüküyor. Cennet herkes görecek. Ama bizim anladığımız miraç o. Miraç-ı Ekber-i Muhammed'in gölgesi değil bu. Miraç çok var Allah Resulü'nde. Miraç-ı Ekber'i cismen ve ruhen. Allah Resulü bir defa olmuş. Çünkü şualarda söylüyor. Miraç-ı Ekber-i Muhammed'i de söylenen sözler diyor. Miraç-ı Asgar var. Ruhen ve kalbe. Miraç-ı Ekber'i olsaydı daha değişik olurdu. O zaman burada biraz da şey yapayım. Rıza-ı İlahi birazcık hayatımızda fark edersek, birazcık hayatımızda fark edersek, Rıza-ı İlahi alameti, Allah rızası için böyle hayatınıza dönün. Allah'ın razı olduğu bir tane fiil bulursanız koyun başınıza. Yeter. Tutun ona. Onun çapını genişlettir, kalitesini yükselt. Kimisi cömertliğiyle, kimisi ilmiyle, kimisi fedakarlığıyla, kimisi marifetiyle, kimisi arifliğiyle, kimisi tecerrütleriyle, kimisi terkleriyle, kimisi eylemiyle, bir şeyle bulur Rıza-ı İlahi. Bulur. Hepsini böyle bir arada verilmiyor. Onu da bilin. Verilmiyor. Tamam. Son bir şeyim cümlem olsun. Bununla alakalı hepsine verilmiyor ve takılayım. Arkadaşlar, fırtına geliyor. Çok büyük bu fırtına geliyor. Kısmen içindeyiz. Kar yağışı çok büyük. Nedir o? Kendiniz de bu söylediğim var ya, kimisi arifliğiyle, kimisi şefkatiyle, kimisi cömertliğiyle, kimisi hizmetkarlığıyla. Bu durusu Kur'an'da Allah tutuyor. Fırtına şöyle geliyor. Birbirlerinize imtihan olacaksınız, oluyorsunuz ama fırtına sert oluyor, olacak. En ağır imtihan da benle olacaksınız. Sonra ne demek yani? Çünkü emsal olmadığımız için imtihan olunuyor. Patır patır düşüyor insan. Çünkü nereden biliyorsun? Külliyatın ruhunda görüyorum böyle. Refet abi, Hüsrev abi, Sabri abi böyle ikili bir iltifat. İltifat gördüğünüz zaman külliyatta sorunlu abidir. Onun üzerinde ders anlatma değil, oğlu Sabiye. Ben işte yerime şunu koydum, ona muhalefet etmek, Risale-i Nur'a doğrudan doğruya şey yapmak falan sıkıntı var. Bu ruhu ben Rüştü abide öğrendim. O da Zübeyir abi öğretmiş. Yani bir yerde iltifat varsa, böyle dövmüyor, kovmuyorsa, aman cicim, aman diyorsa sıkıntılı. Şimdi külliyatta abiler kendi aralarında. Sonra gayrimüteşhirde gördüm. Ustadla imkan olan var birisi. Düşmüş. Düştü. Ustad demiş ki gayrimüteşhirde hizmeti buraya kadardı. Yani aynı kanun uygularız. Emsaller arasında olacaksınız, oluyorsunuz. Fırtına onu kastediyorum. Sonra farklı hem konumu hem yaşı hem vesileliği farklı insanlarla da olacaksınız. İkinci kendi aranızda, sonra benimle, sonra işte böyle. Bu kötü değil. Bu okunan derslerimiz var ya, beraber okuyoruz, ders yapıyoruz. Onlar içsel alemimizde yerini bulsun. Yani oynak olmasın. Onun için yol yaparlarken öyle çakıl makıl dökerler, sonra silindir geçer. Grader geçer, şu geçer. Bakın bir yol bile
dozer geçer, grader geçer, sonra çakıldı ve sonra silindir geçer, ağır bir şey. Asfalt geçer, gene silindir geçer vesaire. Sonra buyurun, hafif arabaya. İlk önce ağır geçer, silindir geçer, sonra der ki, Selim arabanla geç. Lan, yani o silindire gerek yoktu ki araban bir, hayır. Sağlam olması için öyle gerekiyor. Bu arada da onu da belirteyim. Fırtına bu. Sakın ha. Mutlaka bir tarafınıza tutunun. Cömertliğinize, şefkatinize, hizmet içindeki affınıza, toplayıcılığa. Bazıları toplayıcıdır. Yani kardeşleri toplar. Bazıları marifet sahibidir. Bazıları irfan sahibidir. Mesela gelecek o zat var ya, küçük sarıklı genç. Maneviyatıyla ve dirayetiyle diyor. Bir şey yapacak, hizmet edecek. Dikkat edin. O küçük sarı maneviyatı ve dirayetiyle. Şu tarafıyla, bu tarafıyla değil. Belki de diyor, Hulusi'yi de geçecek. Omuz omuz olacak, belki de onu geçecek. Maneviyat ve dirayet duruşuyla bozmayacak maneviyat. Kimisi şefkatiyle, kimisi fedakarlığıyla, kimisi cömertiyle, kimisi sabırıyla, kimisi toplayıcılığıyla böyle. Bu hikmet ve verildiğini, rıza ilahiye mazhar olduğunu anlarsın. Allah davasına namertleri, elini, pis ellerini sürdürtmüyor. Ona elini koydurtmuyor. Rıza ilahi zerre kadar hissederseniz ki var, ne olur öpün, başınıza koyun. Rıza, Allah razı ise bütün alem küsse hiç emniyeti yok. Korkma. Ne olur? Dersin ilk 10 dakikasını kimyadan, fizikten bahsettim. Doğada, fizikte, kimyada hiçbir şey tek bulunmuyor. Düşüncelerin, hislerin, duyguların, latifelerini tek düşünme. İlişki, çelişki, siyah ve sibakları usul ve furularıyla beslendiğini ve beslediğini bilerek o ortaya çıkan fikirleri, hisleri müstakil düşünüp karar verme. Ben bundan çıkamıyorum kuyudan dersen ehilleriyle meşveret et. Böyle bir gerginlik haletleriniz olursa kusurlu ben olduğumu düşüneceksin. Ya bende sıkıntı var diyorsun. Evet, akıl dersimiz.